Brightline trenine bineceğiz. Miami, Orlando arasını çok kısa bir mesafede lüks bir seyahatle götürebilecek yeni bir tren şekli. Miami, West Palm Beach arası da bir tecrübe yapacağız. Hadi. İşte şehir merkezinde çalışıp dışarıdan gelip giden insanlar için de büyük bir imkan olacak. Konforlu, diğer şehir hatları trenlerinin dışında uçak lüksünde seyahat etme imkanı sağlıyor. Ha, ucuz mu? Pek ucuz değil. Yani orada çalışayım, burada işeyim derseniz şu an için deneme yayını olduğundan astarı bezinden pahalı olabilir. Bakalım ama gerçekten konforlu mu onu beraber deneyeceğiz. Koltuklar numaralı. Koltuğumuzu bulduk. Şöyle göstereyim. Gayet şık. Fort Lauderdale, West Palm Beach. Bir sonraki durağımız Fort Lauderdale olacak. Plajları ve bembeyaz kumları ünlü. Bugün Christmas günü olduğu için göreceksiniz yollarda insan tek tük. Bu arada ben bu ücretsiz tahta otobüslerden bahsedeyim size. West Palm Beach'te 3 tane hattı varmış. Miami'de 6 tane falan vardı. Dışarıdan da çok sevimli gözüküyorlar. Hem turistler için hem de biraz gelir seviyesi düşük insanlar için şehri gezmenin en keyifli yolu. Çünkü rotaları aynı Big Bus otobüsleri olduğu gibi şehrin gezilecek, görülecek yerlerinden geçiyor. City Place'deyiz. Yani şehrin merkezinde, tam göbeğinde. Ve bir şehir merkezinin olmazsa olmazı dilek havuzu. Şimdi hepiniz adına bir dilek dileyeceğim ve havuzu atacağım. Ben diledim. Herkes diledi mi? Atıyoruz. İnşallah havuzu denk getiririm. Olsun inşallah hepimizin dilekleri. West Palm Beach'ten Christmas Eve'de Evren'e mesaj gönderdik. Duy bizi Evren. İlginç bir ev taşınma hikayesi anlatayım size. Biz bu evde oturan arkadaşlar evini taşımak istemiş. Ama görüyorsunuz gerçekten taşımak istemiş. Kaldırmış, kasaların üstüne koymuş, buradan alıp başka bir yere götürmüş. Amerika'da ev taşımak isterseniz böyle de ev taşıyabiliyorsunuz işte. Treni kaçırmak üzereydik. Zor yetişiyoruz. West Palm Beach gez bitmedi. Trenin son yolcuları olarak aşağıda bizi bekliyor şu anda. Tren, ay her şeyimiz heyecan.